Sadece komik olmuş için vermemişsindir yani. Yo, ödül de aldı ya. Belki dedim o seçilmiştir, öyle tahmini bir şeydi yani. Neden Tuğçe değil? Tuğçe ile bizim yaşadıklarımız ortada. Neyin popülerliği ya? Yani birbirimizi kırdık, üzüldük, o üzüldü, ben üzüldüm falan filan. Hani bundan bir popülerlik çıkacağını düşünmedim. Aslında bize şunu açıklamadılar. Popülerlik, hani popüler, ucu açık bir kelime olduğu için ne anlamda seçmemiz gerektiğini söyleselerdi, ona göre belki bir isim verebilirdik. Ama mesela ben komikliğini düşünerek verdim. Tankut abi de gırtlak dedi, verdi. Ya normalde öyle burada düşün. Normalde burada koruma oylarımızı, işte ne bileyim, herhangi bir oy verdiğimizde eş adayımıza, beraber olduğumuz kişilere veriyoruz ya. Sen neden Tuğçe'ye vermedin de gidip Farima'ya oy verdin, onu soruyorum. Tamam, söylüyorum işte. Neye istinaden? Sen tamamıyla bitirdin mi? Ya biz bittik galiba ya. Yani ne olduğunu da bilmiyorum şu an. Böyle görünüyor şu an. Konuştunuz mu peki? Yani yüzle konuşup mu bitirdin, yoksa sen şu an kafanda mı bitirdiğini düşünüyorsun? Yo, işte konuştuk ya. O zaten kabullenmiş yani benim söylediklerimi. Hem bitti deyince bitmez diyen kız, şimdi sen zaten bitirdin diyor. Seni beni yok benim için bir ilişkide biterken. Bir şey söyleyeceğim. Sen zaten tamam, en son konuşmanda 2 gün önce burada kritiklerde zaten Allah yolunu battın açık etsin dedin. Aha. Ondan sonra bir araya gelip tekrar konuşma imkanınız oldu mu? Oldu, evet oldu. Ben böyle bir şey dedim ama hata ettim mi dedin, yoksa ben böyle bir şey dedim ama şey arkasında duruyorum mu dedin? Yok, öyle bir şey için gitmedim. Dün acayip fazlasıyla bunu açıkladım abi. Bugün tekrar açıklayacaksam özet geçeyim, kusuruma bakmazsan. Yok yo, tamam, açıklama yapma. Eğer açıkladıysan açıklama yapma. Bayağı hani tamam, ben yoktum bilmediğim için. Anlattım. Konuştuğun ortamlarda senle ben yoktum. Senle konuşamadık. Sen tamam. Bir ara. Ya sen o zaman kafanda şu an Tuğçe'yi bitirdin. Ben öyle mi algılamalıyım? Yani ben şimdi mesela bir muhabbet olduğunda, bir sohbet ettiğimde arkadaşlarımla burada, gelinler evinde bir yere gittiğimde veya ne bileyim burada tahtaya bekar adaylar diye yazıyor ya mesela. Tuğçe yazdığında tepki vermeli miyim, vermemeli miyim? Vallahi dün ben farkındaysam orada sen görmedin. Ben Tuğçe yazdığında tepki verdim yani. Ben de tepki verdim ama Tuğçe kendini artık ilişkisi olmayan bir insan olarak benimsemiş gibi duruyor. O yüzden sonuç olarak o artık bekar yani. Olayların tamamını ele alıp aslında bunun şahıslarla, insanlarla alakalı olmadığını, bunun senin kendi benliğinle yapmış olduğun bir hareket üzerine beni rahatsız ettiğini anlatmama çalıştıkça yine de kardeşlerim benim be. Anlamayışım ne kardeşi gördüm. Ya. Canlar. O yüzden ya. Ayıp be. Sen var yapacak ya. Yapacak bir şey yok artık. Yüzümüze adamsın, neler söyledin? Gittin orada ne söyledin be? Ben anlatmak olur istedim. Olur mu kardeşim, ben bu evin kıymetini bilmeleri için konuştum. Yani şu dakikadan sonra da Tuğçe ile Akın'ı birlikte anmıyoruz, öyle mi? Ya bu öyle bitti. Okey, bitti diyelim ama o kadar kolay bir şey olmuyor biliyorsun. Kardeşim ben o sen çizelgiyi de, yazarken sen de, senin yanında da dedim ki Tuğçe'yi yazıyorum buraya. Bekar bir aday dedim sana. Söyledim. Ben de dedim sana. Oradayken silmeye çalışmayacaktın. Oradayken masa yumruğunu koyacaktın. Ben anladın de dedim mı? Sana. Ben ha. Orada tepkimi koydum. Sana da efendi gibi. Ya bırak ben bırak deme bana bak ha. Adnan'ın sana burada sildim. Tepkiyi koydum adam gibi. Allah dedim ki Allah. Sonra orada senin yazmayacağını düşünerek kapattım kardeşim, dedim. Bir baktım tahtaya Tuğçe yazmışsın. Tuğçe'yi gördüğüm yerde diyeceğim ki bu çocukla senin ilişkin ne durumda? Kardeşim, bir de ondan dinleyeceğim. Sana cümle kurmuyorum artık. Bana tamam. Uzak dur abi. Tamam mı? Cümle konuşma, duyuyorum. Sana cümle kurmuyorum. Konuşup durma. Kendi ilişkilerine bak. Ne yapıyorsan yap kardeşim. Tamam. Beni germe boşu boşuna. Her ne kadar o kalkıp dese de Tuğçe'nin ismini bekar olarak yazın. Tankut abi burada bunu söyledi, vurgulaya vurgulaya ve gidip o kağıdın üzerine Tuğçe yazısını yazmadı. Sadece Akın'ı test etti. Yazan bendim. Mesela. Hı. Şimdi onun yani Kemal'in söylemek istediğinde Akın ifade ediyor, Kemal farklı şekilde lanse ediyor. Yo, ben ifade konusunda zaten şeyim yok. Bak burada hiç kimseye bunu zaten yapmadım. Mesela saygı biz, yani. Mesela biz Barış'la da tartışırdık. Ben 3 kere aynı şeyi ifade ederdim farklı yollardan. Barış yine anlamak istediği gibi anlardı. Kemal de öyle anlıyor. Kızmıyorum ki. Seda Hanım da mı aynı anlıyor? Sadece, Seda Hanım da mı aynı anlıyor? Sen takılmış benim. Plak gibi aynı şeyleri bak, söylüyorsun. Akın. Sen tamam ya Kemal.
Evet, bugün Akın'la Kemal bir tartışmaya tutuldu. Akın'ın bazı iddiaları var. Sana artık hiçbir şey söylenmez demek istiyor. Yani şunu söylemek istiyor. Kemal güvenilmez bir adam. Bir şey anlatırsanız bunu gelir içeride sizin aleyhinize kullanır demek istedi. Tabii bunu şimdi birazcık gerginlikle de söylemiş olabilir. Aralarında çünkü bu aralar birazcık kızgınlıklar var. Kemal bu kadar da güvenilmez bir adam değil. Sadece olayı biraz mizaha döküp tiye alıyor. O yüzden biraz aralarındaki durumu abarttıklarını düşünüyorum. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen kısmetse.